Öncelikle merhabalar. Bugün sizlere internette LED bridge diye gördüğünüz, sıklıkla karşımıza çıkan LED döşeli köprü biçiminde bir hobi masa lambası yapım aşamalarını paylaşacağım arkadaşlar. Hemen lambamızı görelim. Lambamız Thingiverse sitesinde videonun altına linkini atacağım. Gördüğünüz bu lamba bir tasarımcının yaptığı. Aslında birçok tasarımcının yaptığı LED lambalar var. Fakat ben bunu seçtim çünkü tasarımı ve de basımı biraz daha kolay. Çok fazla destek gerekmiyor. Toplam 13 parçadan oluşuyor arkadaşlar. 11 tane üstteki köprü biçimindeki borumuz, 2 tane de ayağımız var. Toplam 13 parça aslında. Bunun yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde gördüğünüz gibi küçük küçük parçalardan oluşuyor lambamız. Toplamda 11 tane bu borudan. 2 tane de ayağından basıyoruz. Ayağının zaten kablo kanalları vesaire her şeyi açık. Alt kısımda da bize bir reçete vermiş kullanıcı. Hangi parçalardan kaç tane basacağımızı orada da belirtiyor. Gördüğümüz her bir LED döşeli borunun basımı ortalama 2 saat sürüyor. Yani 11 tane bundan basacağız. Yani 22 saatimizi harcayacağız. Onun dışında ayakların yapımı da yine bir 3'er saat sürüyor. Yani basım aşamasında çok meşakkatli fakat bittikten sonra göreceksiniz çok güzel bir ürün. Ya altında hobi boyaması yapabilirsiniz. Eğer YouTube için video çekiyorsanız üst kısmına daha sonra bakabilirsiniz buradan. GoPro için kamera ekipmanları var veya kendi telefonunuz için bir telefon tripodunuz varsa üst kısma telefonunuzu asıp alt tarafında kendin yap tarzında videolarınızı çekerken hem ışık hem kamerayı ikisini bir arada kullanabilirsiniz. Ben bu malzemeleri bastım arkadaşlar. Basımıyla alakalı çok bir şey paylaşmayacağım ama birleştirilmesi yönünde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü basımında çok bir şey yapmıyoruz. Sadece yazıcının başında bekliyoruz. Ben tek tek bastım. İsteyenler çift çift de basabilir. Ama ben genelde parçaları tek tek basmayı tercih ediyorum. Çünkü bundan bir tane bastığımda ola ki yazıcının basımın herhangi bir yerinde bir hata oldu. En azından diğer parça bundan etkilenmiyor. Eğer 2 veya 3 tane yan yana basmak isterseniz baskının herhangi bir yerinde tutun ki tablaya yapışmadı bu malzeme ve tabladan ayrıldı. O zaman bunun olduğu yere boşu boşuna filament dökeceksiniz. Bu da ekstra masraf demek. O yüzden ben tek tek basıyorum ki diğer malzemelerime herhangi bir zarar gelmesin diye. Tabii yine tercih sizin. İsterseniz başlayalım. Gördüğünüz gibi ben toplamda 9 boru parçası ve 2 adet ayağı bastım ve boruları ben tek renk bastım arkadaşlar. Fakat orijinalinde de görürsünüz bunları 2 renk basabilmiş bu malzemeyi yapan kişi. Ben de bunları 2 renk olabilsin diye kenarlarından bir çizgi bandıyla bir izola bantla bantlayıp uç kısımlarını siyah boyadım. Bu benim tercihim. İsterseniz siz tek renk de kullanabilirsiniz ama çift renk daha iyi olacağını düşündüm. Gördüğünüz gibi malzemelerimi boyadım ve kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra da kenarlarındaki bantları maket bıçağı yardımıyla tek tek söküyorum. Gayet iki rengin güzel olduğunu gördüm bu arada. Kuruduktan sonra daha da güzel oldu. Sanki iki renk boyanmış değil de filament, iki renk filament kullanılmış gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar Cadence marka yarım mat bir vernikle boyadığım siyah kısımları vernikleyeceğim ki üzerinde vernik bir katman oluşturacak. Bu sayede boya daha uzun süre yıpranmadan, kalkmadan kullanılabilecek. Çünkü LED'in bir miktar da olsa plastikleri ısıtacağını tahmin ediyorum. Çünkü LED lamba yandıkça ısınan bir elektrik elemanı. O yüzden vernikleyeceğim ki hem ısınmaya karşı bir nebze tutarlı olabilsin. Hem de daha güzel mat bir görünüm alsın. Vernik yaparken arkadaşlar özellikle verniğin baloncuk baloncuk olmamasına çok dikkat ediyoruz. Yani fırçayı yavaş kullanın ve verniği iyice yedirerek boyayın. Ayrıca verniklediğiniz kısmında herhangi bir zemine değmediğinden emin olun ki bu kısımlarda leke kalmasın.
En son parçamı da boyadıktan sonra kurumaya bırakıyorum. Bunlar da gördüğünüz gibi ayak parçalarımız. Ayaklar plastik ve masada çok fazla cızırtı çıkardığı için alt kısımlarına bu hırdavatçılarda satılan yapışkanlık keçelerden aldım. Siz de bunu 1 milyoncu tarzındaki dükkanlardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alt kısımda gördüğünüz kablo oluklarını kapatmadan kenar kısımlarını da keçeleyeceğim. Bu sayede kaymadan masa üzerinde hem masaya zarar vermeyecek hem de lambamız kolay kolay kaymayacak arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi son derece dengeli ve de hem masaya zarar vermeyecek, kaymayacak. Şimdi bu ortalığı temizleyelim biraz. Yaptığınız baskıda arkadaşlar göreceksiniz ki bu iç kısımdaki delik alanda destek malzemesi bırakacak yazıcı. Yani şu şekilde basarken içini dolduracak. Bu destekleri çıkarmak biraz sizi zorlayabilir. Ben karga burnuyla bunu çıkardım. Bir de bu ön kısmında hafif bir yarık var göreceksiniz. Orası da kapalı çıkıyor. Orayı da yan keskiyle açtım. Çünkü bu birbirine geçirirken kırılmayı ve çatlamayı önleyen bir kesik. Bu kısım önemli. Ayrıca bu Dremel marka kendi kullandığım gravür makinesiyle de iç kısmının ve dış kısmının zımparasını bu cihazla yaptım. Siz elle de el zımparasıyla da yapabilirsiniz. Hadi bakalım birleştirmeye başlayalım. Birleştirirken arkadaşlar şu LED kanallarının aynı hizaya geldiğinden emin olalım. Çünkü taktıktan sonra döndürmesi bir hayli bizi zorluyor. Yani dönmüyor. Çünkü pürüzlü bir malzeme olduğu için. Takarken düz takarsanız sizin için daha kolay olacaktır. Ben ortadaki tam ortaya gelecek 5. parçayı arkadaşlar siyah bastım. Siyah filamentten. Çünkü bu üst kısma aksiyon kamerası veya cep telefonu tarzında video için kullandığınız ekipmanları asabiliyorsunuz. Ben de hani onun yeri belli olsun tarzında siyah filament kullandım. Tamamen keyfi yani. En son ayaklarına da taktıktan sonra LED lambamızın iskeleti hazır. Geniş bir çalışma masasının üzerini çok rahat kaplıyor. Bunu bilgisayarınızın ön tarafına da koyabilirsiniz. Yani bilgisayar monitörünüzün önüne yerleştirebilirsiniz. Orada da çok sırıtmaz. Çok şık ve çok kullanışlı bir lamba. Bu bölümde arkadaşlar şerit ledimizi lambamızın içine yerleştireceğiz. Herhangi bir hırdavatçıda veya elektronikçide bu şerit ledlere çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. 30-40 TL civarında bir fiyatı var ve bunu rahat kullanabilmek için de şöyle basit 12 voltluk bir eski telefonlarımızın şarj aletlerinden kullandım. Şimdi şerit ledimizi lambamızın iç kısmındaki yatağına, alt tarafı zaten bu ledlerin yapışkanlığı oluyor, o yapışkanlı kısmından yapıştırmaya başlıyoruz. Ara kısımlarda bazen arkadaşlar led yapışkanı yetmeyebiliyor. Elinizde eğer çift taraflı bandınız varsa veya hızlı yapıştırıcınız varsa bunları da kullanırsanız sizin için daha iyi olur, daha sağlam olur. Ben kullandım. Şu an ledimizi taktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayak kısmını da yerleştirip kablolarını kablo kanalından dışarıya çıkarıyorum ki daha sonra fişe bataryama lehimleyebileyim.
Ve şimdi elektrik bağlantısını tamamlıyorum. Bu kısımda lehim kullanacağım arkadaşlar. Siz isterseniz elektrik bandı da kullanabilirsiniz. Ben sadece sağlam olsun, kopmasın diye lehim kullanacağım. Zaten korkacak bir şey yok bağlantı kısmında. 12 voltluk bir elektrik kullanıyoruz. LED de zaten öyle çok çarpacak vaziyette değil. Rahatlıkla bağlantılarınızı yapabilirsiniz. Yanlış yaptığınız zaman çıkarıp tekrardan ters bağlayabilirsiniz. Bağlantıları eğer bulamazsanız. Lehimleme işini de bitirdim. Artık zaten bir şey kalmadı. Ben buna ek olarak ilaveten arkadaşlar bir tane de buton ekleyeceğim ki sürekli fişi prizden takıp çıkmak zorunda kalmayayım diye. Butonu da ekledikten sonra akşam böyle güzel bir karanlıkta LED'in ne kadar ışık verdiğini tekrar sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar görüşürüz. Evet, gördüğünüz gibi lambamızın 3 boyutlu baskısını yaptık. Bir araya getirdik. LED bağlantısını yaptık. Ben ekstra olarak da bir adet buton bağlayacağımı söylemiştim. Bir tane de buton bağladım. Şu an lambanın akşam karanlıktaki ışık performansını size göstermek istiyorum. Lambamızı yaktıktan sonra gördüğünüz gibi ışık performansı çok iyi. Altında hobi amaçlı boyama yapıyorum ben. Bastığım 3 boyutlu nesneleri boyuyorum. Onun dışında çekmek istediğim YouTube videolarım varsa onları altında çekiyorum. Bu amaçlarla kullanıyorum genelde. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi bir de üst tarafında gördüğünüz gibi bir adet telefon tripodu var. Telefonu oraya takıp oradan video çekme ortamını nasıl aydınlattığını sizlere göstereyim. Şu an arkadaşlar telefonumu tripoda taktım ve gördüğünüz alan ışığın aydınlattığı alan, oldukça uzun bir mesafeyi aydınlatıyor. Nereden bakarsak bir 80-85 santim civarında bir köprü zaten bu. Aydınlatma olarak çok iyi. Hatta size şöyle bir 3 boyutlu model göstereyim. Bu benim daha öncelerden yaptığım bir baskı. Işığın ne kadar fazla yansıdığını daha rahat görebilirsiniz bu model üzerinden. Işığın kalitesi çok iyi. Köprü şeklinde olan aydınlatmanın verdiği parlaklık çok iyi. Ve ayrıca hiç de göz yormuyor. Bu alandan bakacak olursanız arkadaşlar gönül rahatlığıyla bu baskıyı alıp kullanabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Linki zaten videonun altında vereceğim. Yapan tasarımcının da eline sağlık. Görüşmek üzere.